Ersan Şahin, bir virgül koymuştuk ki İmamoğlu'na açılan o ihale, fesat karıştırma ve siyasi yasak içeren o davayı konuşuyorduk. Evet. Buyurun şimdi efendim. Şimdi bir defa suç tarihi 2015 yılının sonu gözüküyor. Aradan 8 sene geçmiş. Bu ülkede gerçi böyle efendim işte soruşturmaların uzun zaman sonra yürütüldüğü ve birdenbire davaya dönüştüğü haller görülür ama geç gelen adalet de adalet değil. Ama bakın nasıl cümleleri toparlayıp ifade etmek istiyorum. Bu algı var ya, bu sıkıntı bu işte. Efendim işte Sayın İmamoğlu'nu tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptırmamak için, Sayın İmamoğlu'nu siyasetten uzak tutmak için, Cumhurbaşkanı adayı olmasını engellemek için. Yani öyle ciddi insanların hukuk güvenliği, hakları ve yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı darbe alıyor ki. Şimdi şu deniyor, diyor ki efendim yargı mensupları bunlara alet olmasın. Onlar kolay cümleler, söz edilecek cümle değil. Yani sen yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı diyorsun da bunu sahada sağlayabiliyor musun? Anayasanda, kanunda, kitabında sağlayabiliyor musun? Sağlayamıyorsun. Maalesef sağlayamıyorsun. Siyasetin etkisi var mı? Evet var. Bu ülkede siyasetin etkisinin olmadığı bir yer yok ki. Ama siyasetçinin sorumluluğu var mı? Baktığınız zaman siyasetçi elini yıkayıp geçip gidiyor. Dolayısıyla şu anda bu dava açılmış artık. Ve eğer derhal beraat imkanı yoksa, Sayın İmamoğlu için ki öyle olmadı anlaşılıyor, avukatları talep etti mi? Bazen bizde sorgu yapılmadan da eğer dosya derhal beraati mümkün kılıyorsa, ama burada İçişleri Bakanlığı ihbarcı. İçişleri Bakanlığı'nın, devletin katının bu şekilde ihbarda bulunduğu, rapor hazırladığı yerlerde genellikle dava açılır. İddianame düzenle, bunu bilin. Ayrıca bu 3628 sayılı kanuna tabi olduğu için ihale fesat karıştırmada soruşturma iznine de gerek yok. Bunlar özel suç tipleri. Yani bazı suç tipleri var ki bunlarda memur, kamu görevlisi olman etmen senin önce bir soruşturulup o konunun izne tabi olup iznin alınmasını gerekli kılar ama bu suçlar o suçlardan değil. Anlatabildim mi? Rüşvet bunlardan birisi. İhale fesat. Bunlar yüz kızartıcı suçlar. Yani bunlar memurun, kamu görevlisinin uzak durması ve isminin karışmaması gereken suçlar. Şimdi biraz önce söyledi, dedi ki İsmail, ya kardeşim ben dedi iddianameyi okudum. Öyle oldu, böyle oldu. Günün sonunda işin hani şu eşit uygulanmamasını, efendim muhalefet belediyelerin üzerine gidilmesini, İmamoğlu'nun özellikle üzerine gidilmesini. Biraz önce İsmail dedi ya, keskin cümleler kullandı. Kardeşim bir şey bulun, ne bulacaksanız bulun. Bu şahısla ilgili soruşturma, kovuşturma, dava ne isteniyorsa o isteniyor. Bir defa böyle bir bakış açısı ve insanlarda böyle bir algının oluşmasına sebebiyet vermek Türk yargısı bakımından ciddi bir sıkıntıdır. Onu söyleyeyim. Bundan yargı mensuplarının birçoğu muzdarip zaten. Bence tamamı muzdarip olmalı da birçoğu muzdarip diyelim. Şimdi geldiğimiz yerde bu davadan bir şey çıkar mı çıkmaz mı? Tabii biz kendi fikirlerimizi söyleyebiliriz devam eden dosyayla ilgili. Ama ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşabilmesi bir bütünde, bir insanın fikir ve eylem birliğiyle müşterek fail olarak katıldığından bahsedilebilmesi için icra hareketlerinde dahlinin Türk Ceza Kanunu 235. maddesinde tanımlanan suçta ve cezada kanunluk prensibine uygun o şahsın veya şahısların, faillerin, sanıkların o suçu işlediklerine dair şüpheyi %100 aleyhlerine yenecek somut delillerin elde edilip ortaya koyulması lazım. Baktığım zaman şu, iddia şu, diyor ki kardeşim diyor, şu şirket ihaleye giremeyecekken siz onu ihaleye dahil etmişsiniz, ihaleye katılma şartlarını. Ben biliyorum ki birçok iddia bu konuda vardır bu ülkede. Hep söylenir bu. Ya ihaleye katılma şartına, imkanına sahip olmadığı halde bir takım yalan yanlış belgelerle katıyorsunuz. Söyleniyor ama biz somut delile bakarız. Bir, bu onu gördüm. İkincisi ise devam edip Sayın İmamoğlu ile bitireceğim. İkincisi bununla da kamu zararına sebebiyet verdiniz. Yani siz sadece ihaleye katılma imkanı olmadığı halde o insanı veya şirketi ihaleye katarak ihaleye fesat karıştırdınız. İkincisi bunu ağır nitelikte işlediniz ve burada kamu zararına sebebiyet verdiniz. İddia eden iddiasını ispat edecek. Şimdi geldik Sayın İmamoğlu tarafına. Bugün ülkede birçok ilçe ve il belediyesi var, büyükşehir belediyesi var. Belediye başkanlarının zimmet denilen bir sistem vardı. Bir parayı memur zimmetine geçirmişse senin de onu denetleme yükümlülüğün var. Kasten ona göz yummuşsan onunla eşit ceza alırsın. Taksirle, yani denetim görevini ihmal etmişsen de ceza. Ama burada bir zimmet iddiası yok. Burada deniyor ki ihale komisyonu var belediyede. Belediyenin bir iki türlü komisyonu vardı. Bir, o ihaleyi yapan.
Bir de sonunda kabul komisyonu vardır. Yani ihale konusu mal veya hizmet alımınla ilgili şekil şartların ve edimin ihalenin teknik şartnamesine uygun yapılıp yapılmadığını. Şimdi eğer bir burada İmamoğlu üzerinden gidiyorsan belediye başkanının bir talimatı varsa ihaleye alınmaması gerektiği halde o şirketi ihaleye dahil et talimatını vermişse onunla ilgili evrakı kasten imzalamışsa, yönlendirmişse, yönetmişse, dahil olmuşsa eğer bakın böyle bir iddia varsa ve olduğu net de icra edildiğini bir an için düşünelim. O takdirde ceza sorunu doğar. Onun dışında ihale usulüne uygun yapılmışsa veya ihalenin usulüne uygun yapılmadığını söyleniyor da İmamoğlu'nun buna dahili yoksa ceza sorunun şahsiliği ilkesi gereğince sırf belediye başkanı diye onu sen korkuluk sorumluluğu gibi, objektif sorumluluk gibi olup biten her şeyden cezai açıdan sorumluluk tutamazsın.